bir oyunun taktiksel yapısı değişiyor ama aslında oyuncuların fiziksel özellikleri ve o fiziksel özelliklere sahip olan oyuncuların işte Onur'un dediği 90'lardaki adamlar itiş kakış ya da işte daha fiziksel mücadeleyken Patrick Ewing'le atıyorum David Robinson potu altında ya da Hakim Olajuwon biraz daha zarif bir pivottu. Şimdi mesela o fizikli adamlar yani 2 metre üzeri 2.8 2.10 adamlar daha farklı pozisyon oynuyorlar ve daha yaratıcı kabul ediliyorlar, addediliyorlar. Onun etkisi mi? Belki şu an hissedilebilir işin ayakkabı kültürü bölümünde. Yani şimdi basketbolun özellikle NBA tarafında geldiği nokta dediğin gibi artık oyuncular birer proje olarak geliştiriliyor. Yani takım içinden başarılı olan bir oyuncu çıkmıyor. Gerçekten o bireysel olarak seçiliyor bir oyuncu. Personal trainerlarla... Unicorn. Yani tamamen öyle gelişiyor ama artık basketbol. Yani bizim evet 90'larda konuştuğumuz basketbol takım sporuydu. Yani, çıkan yıldızlar takımının en iyileri hep yıldız olarak çıkıyordu. Artık takımdan çok oyuncuların takımları olmaya başladı. 80'lerden sonra işte Jordan'ın çıkışı, Magic Johnson, Larry Bird. Yani daha önce takım olarak anılan NBA, daha 70'lerde 60'larda takımlar üzerinden giden NBA bireyselleştiriliyor. Ya Amerika'nın klasik toplumu da bireyselleştirme ve bir yandan her şeyi bireysel ekonomi ve kapitalizm üzerine kurması basketbola da sirayet ediyor. Çünkü yıldız ekonomisi uyguluyorlar. Nedir o? NBA'yi işte Jordan var, Magic Johnson var, Larry Bird var, işte Pippen var, ardından başkaları geliyor, Charles Barkley var. Bunun üzerinden giden bir şey ve onların da kendi giydiklerinin ikonlaşması var. Yani aslında bu çok paralel giden bir şey. Yani sokaktaki ikonlaşmanın yanı sıra o sporcunun da ikonlaşması ve kahramanlaştırılması çok ciddi bir sneaker kültürüne de etki ediyor. Şu an zaten mesela Houston'u James Harden üzerinden konuşuyoruz. Houston üzerinden değil daha çok. Ya ama orada bence şöyle bir nokta var. Eskiden bu yaratılan kahramanlar veya çıkan kahramanlar sokaktan geliyordu. Ve yani gerçekten aynı herkes gibi lisesini okuyan, ortaokulunda basketbol oynayan oralardan geliyordu. Şimdikiler... Hatta bazı Allen Iverson gibi sorunlar yaşıyor. Mesela yani herifin partide sorun yaşıyor. Şimdiki oyuncular biraz daha... kendi yaş grubundan ayrıştırılmış şekilde yetiştiriliyor basketbolcular özellikle. Arada bence öyle bir fark var. O yüzden bazı kısımlarda biraz altı boş kalıyor bence. NBA basketbol ve bir yandan da sneaker, sokakta tekrar giyilen ayakkabılar ilişkisini konuştuk aslında ama sizin son ekleyeceğiniz bir şeyler var mı ya da anlatmak istediğiniz notlar var mı? Tamer senden başlayalım istersen. Ya ben İşbirliklerinden bahsedecektim de ilginç olan işbirliklerden yani sadece ünlü insanlarla değil de hani markalarla yapılan işbirlikleri ya da işte benim en ilgincime giden Adidas'la Berlin Metrosu'nun işbirliğiydi mesela. Adidas ayakkabısını komple hani Berlin Metrosu'nu yansıtacak şekilde tasarladı. İşte kumaşı koltuğun kumaşlarından esinlenerek tasarladı. Ama sonra ayakkabı alınca bitmiyor hiçbir şey. Ayakkabı bilet olarak kullanabiliyorsun. Yani bir sene yani 500 adet üretti ayakkabılardan. Sen o ayakkabı aldıktan sonra işte Berlin Metrosu'nda bir yıl metrobüle ama. Ücret ödemiyorsun yani o ayakkabıyla. Basıp geçiyorsun yani. Aynen kullanabiliyorsun. Yani bu arada çok mantıklı yani cüzdanını unutabilirsin de ayakkabını unutamazsın yani sürekli yanında yani. Bence çok mantıklı. Bence de çok kim düşündüyse bak bunu da kaçırdık. Bunu da kaçırdık. O ayakkabı yalan giymiyordur bile muhtemelen. Sizin var mı son böyle eklemek istediğiniz? Yani sneaker etleri üzmeyin falan diye böyle. İnanılmaz mesaj veriyormuşum böyle. Konyalı sneaker etleri. Aynen inanılmaz bir şey. Oğlum ayakkabıya para verilir. Öyle vardır ya o, bak onu unuttuk aslında. Acayip bir mottodur bak. Ayakkabıya para verilir falan. Siz o hikayeyi biliyorsunuz değil mi bu arada? Portland Trailblazers'ı eleştiriyorlar. Ben konuşacak tamam mı? Yok bir şey. Hayır. Şimdi ya bu programlarda şey oluyor ya. Berberlere bir şey söylersin. Berberler Derneği Başkanı arar ya. Onun gibi bir şey olmasın. Ya, Konyalılar Derneği'nden şey gelmesin. Yani Portland'lı muhabbeti oluyor. Portland eleştiriliyor. Konyalı Portland'lılar diye bir şey geliyor oradan. Şikayet ekip programı. Radikal bir grup. Radikal var ya. Gerçekten var mı? Hani? Var. Troll değil yani. Gerçekten. Sonra bayağı kültürel bir kelimeye dönüşüyor işte. Konyalı Portland'lılar diye blog falan da açılıyor. Gördün mü ne kadar? Bak, özür dilerim. Nasıl dikkatini çekti? Kıvan çok özür dilerim. Sözünü kestim. Hemen tekrar atıyorum hafızı. Süper ya. Şimdi ben diyeceğimi dedim ya. Ayakkabıya para verilir. Ben diyeceğimi biraz bozuldu. Daha da çok üstelemek istemiyorum. Ben de tadı kaçması kapatınca konuşuyorum. Can pası al istiyorsan. Aynen. Ben alayım. Sonra Kıvanç'a tekrar aradım. Tamam. Diğer spor dallarına göre basketbol bu modayla kesişimlerini çok iyi kullanan bir spor bence. Burada markaların, çıkan sporcuların buradaki aldığı yerler çok başarılı oluyor. Sonuçta da güzel işler çıkıyor. Arkasından kitleleri sürükleyen işler çıkıyor. Yani biz de burada hani 3 aşağı 5 yukarı bilgimizle, birliklediğimizle bunu anlattık. Ona bence çok keyifli oldu.
kapanış cümlesi gibi oldu biraz ama Kıvanç Kıvanç'tan sonra... İnanılmaz ya. Benden başka herkes kapatıyor ya. Aynen, benden başka herkes kapatıyor ya. Sağlıcakla kalın deyip geçeceğim. Yani. Hayır hayır. Sağlıcakla. Lütfen lütfen. Ben çok kötü hissederim. Benim yani. Çok etmeyeceğim bir şey yok. Ben söyledim ama ben de kapattım. Ben konuyu kapatmak istemiyorum. Sen de kapat o zaman. Olur, sen kapat önce. Kapattım. Kapattım. Şey, ne oldu bu ya? Yani şey, o zaman şuradaki ekranları ama. Kapatır gibi olsun. Eskiden kapatmak zor olurdu ya, şeyden kapatır. Ha, ilk önce şimdi kapatabilirsiniz. Kapat. Şimdi ya eskiden. Aynen. O zaman aa, şimdi kapatıyorum falan. Telefon öyle bir şey. Sneaker kültürü ve basketbol ilişkisini ve günlük yaşamımızda artık spor ayakkabıların yerini almasını konuştuğumuz programımızın sonuna geliyoruz. Herkesin başkalarının bulmadığı fikirleri bulması dileğiyle diye kapatıyoruz burada. Hoşçakalın.